Herkese merhaba arkadaşlar. Serimizin ikinci videosuna başlamış bulunuyoruz. Bu videoda önceki seride anlattığımız Movie Application'ın devamını yapacağız. Tasarımımızı hemen getirelim. Şöyle. Şimdi bugün, daha doğrusu şimdi bir önceki videoda dedik ya, bu kısma header olacak. Bu header'ı bir sonraki videoda muhtemelen yetiştireceğiz. Öncelikle aşağı kısmı Collection View'umuzun şu Cell kısmını ayarlayacağız. Şurasını. Buranın zaten UI tasarımını yapacağız. Bir de Network ayarlarımızı, Network Manager'ımızı falan, onlardan bahsedeceğiz. O yüzden bugün biraz şu kısım aslında çok kolay. Yani bizim çok az süremizi alacak. Ana süremizi alacak kısım şu Network Manager'daki ayarlamalarımız olacak. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu hazır. Helper kısmımızda bir eksiklik vardı. Onu yapacağız. Bu eksiklik neydi? Bizim API'mızda şöyle bir şey var. API key'imizin, yani bizim base URL'imiz var. Bir alacağımız ara endpointler var ve bir de API key'imiz var. Böyle olduğu zaman dışarıdan alacağımız API endpoint'i de birleştirmiş olacağız. Bu şekilde normal çalışacak. Şimdi ana sayfamız home. Home helper'ımız var. Class değil de bunu ben endpoint olarak kullanıyorum. Bu şekilde. Önce şu popüleri yapalım. Popüler listesini yapalım. Sonra filtre üzerinden ayarlamalar, yani konfigürasyonu yaparız. Şimdi statik bir popüler olacak. Şimdi bir de benim path diye bir string'im olacak. Switch self popüler. Burada da return demin ayarlamasını yaptığımız shared, burada da yokmuş. Static let shared diyelim. Tamam, bunu yaptıktan sonra buraya geliyoruz. Request URL. URL'imize neyi göndereceğiz? Popüler row value. Dışarıdan da bizim alacağımız şey bu path olacak. Şimdi bunu birleştirdik şeyle. Birçok endpoint'imiz olduğu zaman sadece path'i almamız yeterli olacak. Case'in path'ini. Şimdi manager'da zaten onu göstereceğim. Yani bunu nerede nasıl kullanacağız? Biraz karışık gelebilir. Manager kısmında daha rahat anlaşılacak. Şimdi gelelim bizim ana kullanacağımız olaya. Şimdi bizim neyimiz var? Popular, trending, top rated, upcoming ve now showing. Şu hemen şeyden bakalım. Trending, bunun bir trending'in zaten sonunda bir şey var. Şu endpoint kısmı farklı. Normalde mesela movie now playing, movie popular, movie top rated, movie upcoming, latest bize bir tane şey veriyor. Latest kullanmayacağız. Sadece bunda trending, movie ve day veya week var. Keyword'ü. Kendi API dokümantasyonunda öyle. Şimdi biz popüler kullanalım ve verdiği şeyler hepsinin result'ları aynı. Sadece now playing'de şöyle bir dates var. Ve galiba top rated mı yoksa upcoming'de miydi? Upcoming'de de var. Top rated aynı diğerleriyle. Dates'i kullanmayacağız. Okey. O yüzden şu kısmı skip edeceğiz. Yani bizim aslında ana şeyimiz, modelimiz bu olacak. Page var. Total page. Pagination için kullanacağız. Ve result var. Result bir önceki videoda demiştim. Hepsi aynı içeriği. Şimdi burada normalde fonksiyonumuzu yazabiliriz, değil mi? Ben nasıl kullanıyorum? Önce protokol üzerinden yazıyorum. Mesela Home Manager protokol diyelim. Şunu bu şekilde yazabiliriz. Function'ımız ne olacak? Get kategori kategori movies veya movie. Movies olsun.
Bu bize ne döndürecek? Complete diye bir callback'imiz olacak. Escaping ile tabii ki de. Callback'imizi ayarladık. Şimdi callback'in içinde ne olacak? Callback'in içinde bizim bir kendi modelimiz olacak ki burada var movie ve error. Bunlar optional olacak. Şimdi niye protokol kullanıyoruz? Protokolü gelip manager'ımızda extend edeceğiz. Home manager protokol ve get kategori movies'i almış olacağız. Burada şimdi protokolün önemine geleceğim. Sadece şu kısmı bir tamamlayayım. Neden protokole çıkardık bunu? Hani sadece yani interface, protokol interface bu arada diğer programlama dillerinde interface olarak geçiyor. Bir interface falan derse hani o Swift'te protokol olarak geçiyor. Hani kullanım olarak benzer işlevi yapıyorlar. Şimdi niye biz interface'e hani bunu taşıdık veya protokolde kullanıyoruz da direkt bu şekilde yazmadık? Ne fark var? Onu şimdi bu kısmın içeriğini, fonksiyonun iç kısmını tamamlayayım. Anlatacağım o önemini. Hani bizim protokolü burada nerede hayat kurtarıyor. Şimdi bizim neyimiz olacak? Burada network, manager, shared, request. Request'imiz bizde movie, self. Önceki videolarda network layer'ını dinlediğinizi varsayarak bu kısımları anlatmadan hızlı geçiyorum. Şimdi burada home endpoint, popüler, raw value. Burayı daha dinamik yapacağız bir endpoint üzerinden. Şimdilik sistemimiz çalışsın. Önce her zaman çok şey düşünmeyin, komplike düşünmeyin. Onu bir ara bir tavsiye vereyim size. Hani burada hepsi var. Ben bunu nasıl kullanacağım? Popüler olacak, filtreden geldiğinde onun şeyi olacak. Ben nasıl bir mimari düşünebilirim burada? Bu kadar komple girmeyin. Bu sayfada ne var? Popüler var, now showing var. Bu ikisini gösterin. Okey, hepsi çalışıyor. Yani sizin UI'ınız, servisiniz, menajeriniz çalışıyor. Bu okey. Şimdi burada bizde statik popüler var. Yani kategori movies dedik de başka kategoriler de olabilir. Bunu önce bir yapın. Popülerle çalışsın. Result gelsin vesaire. Bunu yaptıktan sonra daha dinamik hale getirebilirsiniz. Yani step by step. Önce bir tuğlayı koyun. Sonra bir sonrakini, sonra bir sonrakini yaparsın. Yani ana mimari oturduktan sonra gerisi gelir zaten. Response diyelim buna. Switch. Response case success let data success ise bizim datamız bize bir movie döndürecek ve error'umuz nil olacak. Yok case'imiz failure ise let error complete pardon burası nil burası da error. Şimdi build edelim. Yapımız doğru mu? Build olsun. Şimdi protokolü o ara anlatmaya başlayalım. Şimdi protokol sizi şöyle hayat kurtarıyor. Şöyle sizin için rahat olacak. Dependency injection falan kullandığınız zaman sadece protokolü ekleyerek manager üzerinden kullanabilirsiniz. Bunu bilmiyorum yapacak mıyız yapmayacak mıyız ama bir şeyini ayarlamasını yaparız. Yani onun kullanımını gösteririm. Veya mock servis yazdığınızda, unit test yazdığınızda home mesela şu servisi unit testini yazıp test etmeniz lazım değil mi? Gelen datanın data üzerinde bir işlem yapacaksanız vesaire. Veya mock servis ayarlıyorsunuz. Hani mock data. Şimdi mock data nedir? Diyelim ki backend yazılımcı arkadaşla aynı anda paralel başladınız yazmaya. Siz UI falan tamamlamışsınız. Şu servis kısmını yapacaksınız. Şöyle bir şeyde anlaştınız hani gelecek datalarda falan hepsini ne kullanacağız? Yani bunlar dedi ki sana size böyle bir data gönderiyorum. Aldınız bunu. Örnek bir data, dummy data size gönderdi. Şunu aldınız, kopyaladınız. Daha önceki videolarda lokal Swift dosya okuma vardı. Oradan bakarsanız bir tane JSON dosyası vardı. Hani bu şekilde bir JSON dosyasını lokalden okuyup ekranda gösteriyorduk. Hani servis gibi çalıştırıyorduk. Benzer şekilde mesela bir dosya oluşturup şu datayı götürüp koydunuz oraya durdu. Bir tane buna benzer böyle bir tane home
Mock Manager diyelim. Şunun için de boşaltalım. Bu da olsun böyle. Mock Manager'ın içinde, şimdi tabi başka bir dosya olarak, yani bu Home Manager'ın içinde değil de başka bir dosya olarak ayarlarsınız. Bunun içinde biz Network Manager'a istek gönderdik. Şimdi bizim backend developer'la, backendçi arkadaşla beraber paralel başladığımız zaman o direkt bizden hızlı bitiremez. Mesela paralel başladınız diyelim veya başka bir işe çıktı, bir serverde bir sorun oldu, çalışmıyor, siz şu sorguyu gönderemiyorsunuz. Burada hemen ne yapmanız lazım? Mock servis üzerinden çalışmanız lazım. Niye? Size gelen, siz şu datayı doğru parse ediyor musunuz? Gelen datalar sağlıklı mı? Bu datalar üzerinden mesela işlem aldınız. Ekranda gösteriyorsunuz. Hepsini okuyor falan. Okey, bizim UI doğru. UI'de belki başka bir probleminiz var. Hemen onunla uğraşacaksınız. O ara backendçi arkadaş başlıyor düzeltmeye falan. O yüzden mock datalar önemli. Mock servisi yazdınız. Burada biz network manager değil de mesela bizim mock manager'ımız olacak. İşte shared, ne bileyim, hani request, ona da oraya URL yerine bu sefer şey yapacaksınız. Lokaldeki o dosyaya göndereceksiniz onun path'ini. Mock manager'da gidip onu okuyup parse edip içeride parse edeceği kısım da zaten burayla aynı. Burada ne bileyim response decodable da olabilir de neyse. Burayla aynı. Bunu benzer şekilde datayı göndereceksiniz, parse edecek, size geri döndürecek. Siz de ona göre hemen, yani backend'in çalışmasını, serverin çalışmasını beklemeden bu datayı parse edip kullanmış olacaksınız. Hani mock servisler sizin burada işinizi kolaylaştırıyor. Bayağı bir mock servis şey mock class'lara girdik. Protokol, işte protokolden bahsediyorduk. Protokolü mesela bu fonksiyonu yaptık ya, bizim bu fonksiyonumuz bize movie datayı verecek. Protokolle değil de sadece şöyle yapsaydık, bundan bir tane de bunun içinde oluşturacaktık vesaire vesaire. Ancak Home Manager protokolünü yazdığımız zaman, şimdi bunun içinde başka fonksiyonlar yazacağız, orada göreceksiniz. Mock Manager aramızda direkt biliyor Home için neler kullanacağız, neyin mockunu kullanacağım veya unit test yazdığımda hangi fonksiyonların, hangi servisler için ben unit test yazacağım, hangi datalar için, hepsini bilmiş oluyor. O açıdan mock şey protokol kullanmak çok daha rahat. Ve tabii ki de HomeView modelde biz, şimdi bizim neyimiz olacak? Let manager diyelim. Home manager shared function get datas diyelim. Şunu düzeltiriz. Hemen hızlı bir şey göstereyim. Bunu dedik ya, mock içinde benzer bir şey yapacağız. Manager mock diyelim. Home mock manager. Burada backend çalışmadı. Biz hemen manager mock aynı şekilde gittik. Get aldık datamızı. Hemen tak 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 işlemimizi yaptık. Sadece şurayı şöyle yapmanız yeterli olacak sizin için. Çok daha rahat işlemimizi yapmanız için. Değil mi arkadaşlar? Hani bu yüzden protokoller bizim için önemli. Zaten Swift'i kullanıyorsanız object oriented'i yanında protokol oriented ağırlıklı da kullanmanız lazım. Sadece object oriented gitmek çok sağlıklı olmayacak sizin açınızdan. Evet deyip hemen o konuyu kapatıp devam ediyoruz. Şurayı ayarladık dedik, gidecek bir test edeceğiz şimdi. Home view model get category items diyelim buna. Şu mock'u kaldıralım. Manager get category movies. Bize ne gelecek? Movie ve error. Bizim bir tane de neyimiz olacak? Movie objemiz. Pardon. Self movie eşittir movie. Evet. Movie. Tamam. Burası yeterli. Controller'a geliyoruz. Controller'ımızda bir tane de bizim file private function view model configuration diyelim. Hemen onu da burada çağıralım. Burada ne yapacağız? View model. View modelimizi yazmamışız.
Bizim movie datamızı ayarlamadık değil mi? Movie nasıl yapıyoruz? Şimdi burada bunu hepsini almasak da olur. Hepsini almasak da olur. Şöyle buradan kopyalayalım. Şimdi arkadaşlar past şu bir tane uygulama var. QuickType diye. Yukarısında bakarsanız past JSON as code diyor. Şurayı silelim. Evet. Olması lazım. Movie. Tamam. Şimdi şuradan iki tane de key'imiz vardı. Onları da alalım bu arkadaşları. Şuradaki virgül unutmayalım. Evet. Bu uygulamanın, şimdi bunun galiba uygulaması yok. Şu an kaldırdılar ama QuickType.io dediğiniz zaman get generate code now sizi şöyle web sitesine alıyor. Aynı şeyi buradan alıp buraya koyduğunuzda eklemiş oluyor. Şimdi bunu biraz benim record aldığım kısmın dışında. Şuradan ismini veriyorsunuz. Mesela movie dedik ya. Bir de şunu unutmayın. Bak hepsini strong value yapmış. Buradan optional dediğinizde hepsini nullable yapıyor. Yani bir daha kendiniz tek tek elle yapmanıza gerek yok. Zaten snake case'leri hemen kendisi şey yapıyor. Camel case falan yapıyor. Yani coding key'leri falan kullanıyor. Biz de bunu kopyalayacağız böyle. Geleceğiz. Movie'nin içine tak koyacağız. Şimdi bir şeye dikkat ediyorsunuz. Bu her zaman sağlıklı çalışmıyor. Ne açısından? Şu ID'ler double'dır. Bazen bizim mesela date time'lar falan oluyor. O date'i inam falan yapıyor. Kendi kafasına göre yapıyor. Yani bir kontrol edin. Page'imiz integer. Result'ımız var. Ona bakacağız. Burada iki tane integer'ımız var. Evet. Şimdi result'ın içine adult, nullable, backdrop, string, gender id, bir string, şey integer id, integer array. ID'miz integer, original language, original title, overview, okay, popularity, bir double. Poster, tamam, video, boolean, sonra release date'imiz string, title'ımız string, vote average'imiz double, vote count'ımız integer. Tamam, okey, sağlıklı duruyor. Şuna movie result diyeceğiz, pardon, böyle. Tamam, bizim şu result'ımız da karıştırmasın, Apple'ın kendi core result'ı, çünkü run ettiğimizde bir hatalar veriyor, patlatıyor bizi. Runtime'daydı galiba. Bir kere başımıza geldiydi. Evet. Geliyoruz nereye? Bunu ayarladık. Geliyoruz buraya. Burada ne dedik? Result. Result count diyebiliriz. Veya direkt array almak istiyorsanız. Mesela şu kısmı şuraya kadar yazmayayım da bununla şöyle şeylerle uğraşmayayım diyorsanız. Hemen arkadaşlar view modele gidiyorsunuz. Bir tane isterseniz, bu tamamen tercih meselesi, function yazarsanız number of items değil mi? Number of items'ta neyi return edeceğiz? Bir integer bize return edecek. Integer, burada diyeceğiz ki movie result count number of items yerine de şuraya şunu getirip koyacağız. Çok uzaklaşmadan konumuzdan şu aşağı seli hemen bir run edelim. Ne dedik? Bize şu kısım gelmesi lazım. En azından array item kadar bir seli alt alta göstermesi lazım. Evet. Ne hatamız oldu? Yeniden bir run edelim. Step by step gidelim. Tamam, buraya geldik. Bu buraya gelecek. Buradan buraya değil mi? Tamam. Response'umuz ne? URL hatası aldık. Evet. Error böyle print ettiğinizde general error dedi. URL unsupported URL dedi. URL'imize bakacağız. Tamam. Request'imize gidelim hemen.
request'in içinde şu URL'imizi bir print edelim. Bakalım neymiş bu URL'imizdeki problem. Oops. Bize URL yanlış geliyor. Raw value değil ya, path. Tamam, şimdi düzeldi. Okay, URL'imizi kontrol edelim. Aynen. Failed. Bir tane daha fail aldık. Muhtemelen burada parse edemedi. Yok, parse etti. Result'ımız var mı? Result'ımız yok. Çık 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 çık. Bir dakika. URL kontrol edeceğiz. URL'imiz yanlış. Arada bir movie var. Popüler. Şimdi hemen kontrol ediyoruz. Buraya yanlış şey koymuşuz. Şimdi şöyle olması lazım. Dostlar. URL yanlış olunca şimdi şu URL'i buradan da bakabiliriz. Aynen doğru gözüküyor. Geldi. Parse etti. Aynen. Tamam şimdi. Bakın bunu diyordum. Hani şey kompleks yapıyı falan düşünmeyin. Önce bir her şey sağlıklı çalışsın. Bak deminden anlatıyoruz ama şu şuralar falan geçmişiz. Evet. Datalarımız geliyor. Print de ediyor. Focus focus baktık. Tamam. Mis. Şimdi bak. Buralar çalışıyor. Şimdi buralarla işimiz bitti. Nereye gidiyoruz? Geliyoruz horizontal selimize. Şu seli bir düzeltelim değil mi? Şimdi sadece horizontal seli düzeltmeyeceğiz. Protokolün bir de diğer kullanımına geleceğiz şuraya. Önce sel. Selimizde ne yapıyoruz? Bizim hemen tasarımımız. Gel bakalım. Şu data bizde yok. Onu söyleyeyim. Gelen datalarda bakmıştım. Şuraya kullanacağız. Gener ID bize getiriyor. Şu ID'yi şey yapmamız lazım. Gelen ID'mizi naming ile bulmamız lazım. Ona da bakacağız. Önce bir ID'leri göstereceğiz. Yani ID'leri değil de burada bir collection olması lazım. Şurada bir resim, IMDb puanımız var. Tamam. What average'imiz var. Onu gösteririz. Slash on IMDb yazarız sonuna. Tamam. Şimdi şunu nasıl yapacağız? Bunu bir normal image olacak. Biz de pardon şunu şöyle getirelim. Şöyle image view. Kaçın kaça bu? 12'nin 12 ama şeyde 15 16'nın 16'ya yapabiliriz. Şeyi unutmayın. 4'ün katları olması lazım her zaman ölçüler. Şu aradaki mesafe, bunların büyüklüğü vesaire. Leading vertical diyelim. Ve 16'nın 16'ya ölçülerimizi verdik. Yükseklikten ne? Yükseklik şeyimiz ne? Bizim 8. Tabii ki onu da 8 yapalım. 8 okeydir. Hani burada dinamik bir yapı, diğer cihaz falan gerek yok. 8 hepsi için normal. Onu zaten çok da fark edilen bir şey değil. Hani çok sıkıntı yapacak bir şey, bir durum değil. 8 kullanabilirsiniz. Bunu da şöyle yapacağız. Bu resme horizontal spacing, center vertical dedik. Ve bir tane de trailing yukarıdakine göre ayarladık mı tamamdır. Ne sorunu var? Tamam. Yanlış vermiştik. Şimdi gelelim bunun ölçülerine. Resmimiz numarası böyle. Onu bizim şeyimiz var mı? Color asset'imiz. Evet. Daha önceden eklediğimiz bir color'ımız var. Ama ancak bir dakika. Color asset'imiz yok mu bizim? Ben mi görmüyorum? Evet. Color asset'imiz yokmuş. Hemen ekleyelim arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım. Şuraya asset diyelim. Asset colors. Buradan geliyoruz. İsterseniz bunu bu asset'in içinde de ekleyebilirsiniz. İsterseniz buradan da color set ne diyelim buna? Gray text diyelim.
Bunun ismi olsun text gray. Böyle. Modumuz sadece none olacak. Burada isterseniz dark mod, kendisi zaten gösteriyor. Dark mod için şöyle renk, şey için böyle renk ayarladım. Galiba ben bunu daha önce anlattım. Bizde modumuz sadece none, hexadecimal ve bu. Okey, bunu ekledik. Gelelim buradan text gray. Ekleyelim. Regular 12. Tamam. Sistem olmayacak ama bizim custom fontumuz var. Inter kullanacaktık. Inter regular 12 diyoruz. Şöyle yapalım. Şeyde görün. Regular 12. Ve sola doğru. Tamam, şimdi dummy tekstimiz bu olsun. Resmimiz galiba vardı. Şu star. Aspect fit. Tamamdır. Burası okey. Şuraya bir collection view koyacağız. Onun ayarlamasını bugün yapmayacağız. Onun ayarlamasını aslında ben kodunu yazacağım. Normal collection view ne sizin buradaki zamanınızı alacağım. Ne de burada onun için zaman kaybetmeyelim. Delegate falan hiçbir şey vermeyeceğim. Bu da yine buna doğru. Leading trailing olsun. Ve şurasıyla bir vertical spacing olsun. Ne kadar olacak? 8. Yüksekliğini verelim. Height'ı. Şey kontrol edelim. Tab. 8. Tamam. Standart. Height'ı ne bunun? Height'ı 18. 25'ten alıp onu 18 yapacağız. Şimdilik background'u şöyle bir yeşil bir şey verelim. Görmek için. İçinde selmel var mı? Yok. Tamam. Vertical değil de horizontal olacak. Tabii ki bunlar da olmayacak. Burada bir tane cell olacak. Zaten içinde şey label. İçinde label, yani gelen ID'leri şey yapacağız. Yine videomuz çok uzun oldu. Umarım bunları sonuna kadar dinleyeceksiniz. Evet. Devam edelim. Bunları ekleyelim. Biraz network tarafında. Bazen bu asistan sorunu oluyor. O yüzden şöyle kullanacağım. Evet. Buna ne diyeceğiz? Rating label ve collection. Şu private, dışarıdan aksesimiz olmayacak. Evet, burayla işimiz bitti. Hızlıca geliyoruz selimize. Selimizin arkadaşlar protokolü olacak. Bu protokol bize göstereceğimiz dataları şey yapmak için. Yani biliyorsunuz artık onlar, hani şu dataları göstermek için. Bunları daha önceki videolarda anlattığımız için hızlıca geçiyoruz. Neyimiz olacak? Var. Bir tane poster image diyelim. String ve get. Şundan neyimiz olacak? Bir tane poster, name ve şey rating. Burada da zaten bu üçünle aynı şeyi kullanacağız. Şimdi gender ID'lerimiz de olacak. Bunu sonradan ekleyeceğim. 3 tane olsun. Şimdi hızlıca zaten çok süre kullandık. Title text diyeceğiz ve rating text. Burada da function configure, buralar hızlıca geçelim. Şimdi movie image'imiz bizim URL'den gelecek ya. Onu poster image'e, şimdi şeyimiz yok mu? Bir ona bakmak istiyorum. Yok. Evet. Normalde biz ne yapıyorduk? Import st web image, değil mi? St set image URL string data poster image. Buna da ihtiyacımız yok. Bunu yapıyorduk değil mi? Şu kısmı dışarı çıkaracağız ama onu çıkarıp göstereceğim ileriki videoda.
Hazır şekilde şimdilik bu çalışsın ve geliyoruz hemen buraya. Burada Horizontal Movisel Protokol dedik. Horizontal Movisel Protokol değil. Bunun ismini değişelim. Movisel Protokol. Çünkü yukarıdaki Vertical Cell olacak. Ve o da aynı protokolü kullanacak. Bunu kullandıktan sonra diyeceğiz ki, pardon, çok özür diliyorum. Şuralar bir düzelsin. Şunları alalım. Şu üç arkadaşı ben yukarıda barındırmıyorum. Hiçbir zaman aşağıya gelin bakalım. Poster image. Poster image'i göstereceğiz. Poster image'in biraz işi var. Title label'ımız ne olacak? Evet, burada original title kullanacağız. Original title'ımızı. Original title'ın title'ımı hemen bir check edelim. Title ne diyor? Hocus pocus. Original title olsun ya. Aynen. Diğer movie'lerden tamam. Original title olsun. Rating'imiz ne olacak? Bizim şöyle bir şey olacak. Şimdi vote average kullanacağız. Vote average. Buna bir şu tasarımdaki gibi slash şu kısım IMDB bunu return edecek bizim için vote average'imiz. Tabi şöyle bir şey yapacağız. Vote vote average varsa bu şekilde, yoksa tabi return, yoksa kullanmıyoruz, return boş, bir şey yok. Tamam, bunu da yaptık. Poster image. Poster image'in bu şeyde poster gösterimi biraz farklı. Adamların şeyleri bu muydu? Evet. Şimdi burada biz getting started'da images diye bir kısım var. Bize imajlar nasıl geliyor? Şu şekilde değil mi? Şu mesela JPEG veya PNG. Şu son kısım. Bizim bunu almamız lazım. Orijinal mi? Orijinal olacak. Yani şunu bir Netflix'in şeyi orijinaldan kopyalayalım. Kopyaladık. Getiriyoruz. Şuraya koyacağız. Bunun sonuna da bizim poster path. Poster image'imizi de gönderecek. Ve geliyoruz kontrolüre. Configure view model movie. Şunu yapacağım sadece. If let movie index path'teki movie varsa bana o movie'yi sadece gönder. Evet. Print'e de gerek yok. Geliyor mu? Ha, geldi, tamam. Pardon. Evet. Şimdi bunun kenar boşluklarını falan ayarlayacağız. Onu ben ayarlayıp gösteririm. Corner radius olacak. İsimler geldi. İstediğimiz gibi IMDb. Süper. Sadece bunun için bu kadar süre harcadık. Ama ana süremizi zaten şuradaki konfigürasyonlar aldı. Mock servis vesaire olayları. Evet arkadaşlar. Umarım şu dakikaya kadar dinlemişsinizdir. Dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Yorumlarınızı ve daha iyi önerileriniz varsa onları da aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Tabii videoyu da beğenip abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.